Mavi Pinkie Pie'yi gören oldu mu acaba? Hayır. Onunla burada bu saatte buluşmamız neden bu kadar önemli anlamadım. Baksanıza daha güneş bile doğmadı. Umarım her şey yolundadır. Hoş geldiniz. Herkes burada mı? Kaybedecek vaktimiz yok. Dikkat edin. Bunlar da ne böyle? Ablam et yakında gelecek. Taş şekeri tariflerim için yardımınıza ihtiyacım var. Memnuniyetle yardım ederiz Pinkie Pie ama buradaki şeker miktarı çok fazla görünüyor. Senin için bile. Kabul ediyorum. Biraz abartmış olabilirim. My little pony, my little pony. Arkadaş olmak nasıldır söyle. My little pony. Gece benimle paylaşabilirsin. Maceralar, eğlence. İyi bir kalple bağlı bize. İyilik yap, mutlu ol. Seninle dost olmak güzel. My little pony. Benim en iyi arkadaşım sen. Dişlerim ağrıdı. Sanırım yeterince yedik. Hem Meditren istasyonundan almayacak mıydın? Artık gitmen gerekiyor. Arabaların sadece yarısına baktınız. O buraya gelmeden önce mükemmellerini seçmen gerekiyor. Böylece daha fazla yapabilirim. Med senin ablan. Eminim bütün şekerlerini sevecektir. Ayrıca yeteri kadar yaptığını düşünüyorum. Sonuçta sadece bir hafta kalacak. Sadece Med için değil şaşkın. Ben bu şekerleri hepimize yapıyorum. Sadece en yakın ve en iyi arkadaşların paylaşabileceği çok önemli ve son derece özel bir geleneğin parçası. O yüzden bu büyük bir fırsat. Birlikte taş şekerinden kolyeler yapacağız. Med ile ben taş çiftliğinde daha küçük birer poniyken başlamıştı. Bana Pay ailesinin taş şekeri tarifini o öğretti. İçinde gizli bir malzeme var. Yani taş. Ayrıca parçaları iple birbirine bağlayıp kolye yapmayı da öğretti. Kolyeleri bitirince değiş tokuş yapardık. Ben Ponyville'e taşınıncaya kadar Med'le bunu yapmaya devam ettik. Bunlar hep çok iyi arkadaş olduğumuzun işareti. Ne kadar güzel bir gelenek. Bir dakika, gizli malzeme gerçekten taş mı? Evet, bunlar Med'in keşfettiği özel bir taş türünden yapılıyor. Ya, nasıl bir taş türü bu? Bunu sana söyleyemem şaşkın. Çünkü bu bir sır. Artık Med taş biliminde taş uzmanı unvanı almak üzere olduğu için çok uzun bir süre taş şeker yapamayabiliriz. Onunla tanışacağınız için sabırsızlanıyorum. Ponyville'deki en iyi arkadaşlarımın ve ablamın yakın arkadaşı olacaklarını biliyorum. O gelince hep birlikte taş şeker kolyesi yapabiliriz. O da tıpkı Rarity gibi kendini modayla ifade eder. Çok akıllıdır ve okumayı sever. Tıpkı Twilight gibi. Ayrıca dürüsttür ve doğayı çok sever. Oyunlarda da çok iyidir. Ve yani gerçekten muhteşemdir. Evet, müthiş olmalı ama o geldiği sırada tren istasyonunda olmazsan seni merak etmeye başlamaz mı? Tabii ki başlar. Hemen gitmem gerek. Umarım Med'in karnı açtır. Granny Smith'in elmalı keklerini sevmeyen bir pony veya herhangi bir canlı görmedim. Hiç faydası yok. Yiyecek uygun bir şey bulmayı bir türlü beceremedim. Kimsenin ne giydiğini fark edeceğini sanmıyorum. Neden önemli olsun ki? Şu yüzden önemli. Buradaki en moda sever pony taşları dökülen bir şapka takarken Ponyville'in ince moda zevkini Mad'a göstermek gerçekten çok zor olacak. Bana kalırsa Med'in ziyaretini biraz fazla abartıyoruz. O Pinkie Pie'in kardeşi ve belli ki Pinkie Pie onu çok etkilememizi istiyor. Birlikte taş şekeri kolyeleri yapmamız onun için gerçekten çok önemli. Her şeyin yolunda gideceğinden eminim. İşte geldik. Med nerede? O da geliyor. Emin misin? O benim kadar hızlı gelemiyor. Gami'den onunla kalmasını istedim. Hareket edebiliyor mu peki?
Tortul bu. Ne? Bu bir tortul taşı dedim. Gerçekten etkileyici değil mi kızlar? Büyük seyahatinden önce bizi ziyarete gelmen bizi çok heyecanlandırdı. Pinkie Pie senden o kadar çok bahsetti ki. Ben Twilight, bu Applejack, Fluttershy, Rainbow Dash ve Rarity. Hepimiz seninle tanıştığımıza çok sevindik. Birlikte öyle çok eğleneceğiz ki. Pinkie Pie'in dediğine göre benim gibi moda hayranıymışsın. Kendimi gardırobumla ifade etmekten hoşlanıyorum. Peki şu anda üstündeki müthiş elbise ne anlatıyor acaba? O konuşmaz. Sadece bir elbise. Evet, elbette. Demek istediğim neredeyse elbise konuşuyor gibi. Onun adı Winona. Bu da oğlu Viscus, Tank, Opal ve Angel. Pinkie Pie senin de hayvanın olduğunu söyledi. Cebimde duruyor. Cep hayvanın mı var? Küçük bir fare mi yoksa yavru kuş mu? Eğitimli bir kelebek de olabilir. O bir taş. Adı da Boulder. Bu şimdiye kadarki en güzel, en harika, en komik hafta olacak. Kaynaşıp çok iyi arkadaşlar olmanız için sabırsızlanıyorum. Matt, Granny Smith'in ünlü elmalı keklerinden denemek ister miydin acaba? O değil. Çok çıtırmış. Meraklı, çıtır çıtır. Nefis. Pinkie Pie oyunları sevdiğini söyledi. Boulder'la bazen kamuflaj adında bir oyun oynuyoruz. Saklambaç oyununa benziyor ama ondan çok daha zordur. Ne güzel. Bulan var mı? Keşke Boulder'la daha çok vakit geçirseydim. Çünkü neye benzediğini hatırlamakta bayağı zorluk çekiyorum. Samanlıkta çakıl taşı aramaya benziyor. Yani bir çakıl taşı yığınında. Bu işi daha da zorlaştırmasan. Pes ediyorum. İmkansız bir şey. Ama hepimiz oyunu bırakırsak Med'in kalbi kırılabilir. Hem baksanıza Pinkie Pie ne kadar eğleniyor. Bu muydu? Biraz daha dayanalım, tamam mı? Tamam. Onu buldum. Neredeymiş? Cebimin içinde saklanıyormuş. Yapma! Bölmek istemem ama bu küçük arkadaşları eve götürmemiz gerekiyor. Artık iyice geç oldu ve çok yoğun bir gün geçirdiler. Medli biz de gitsek iyi olur. Taş şekerlerinin tadına bakmasını istiyorum. Onları en iyi arkadaş kolyelerinde kullanacağız. Yaşasın! O gerçekten benim beklediğimden çok farklı biri. Bütün günü toprağa eşeleyerek geçirdik ama o taş başından beri cebindeymiş, öyle mi? İyi yanından bakın. Boulder çok sevimli görünüyordu. Boulder bir taş! Yapmayın kızlar. Eminim Matt de bizlerle tanışacağı için çok heyecanlanmıştır. Evet, bizden utandığı için normalden biraz farklı davranıyor olabilir. Aynen öyle. Hepimizle aynı anda tanışmak biraz ürkütücü olabilir. Hele hepimiz böylesine yakın arkadaşken. Evet, öyle olmalı. Belki de onunla tek tek yalnız kalıp onu daha iyi tanımaya çalışmalıyız. O taş şeker kolyelerini çok kısa bir sürede yapacağımızdan eminim. Nereden başlayalım? Ben yeni kumaşlar seçmiştim. Göz kamaştırıcı. Göz kamaştırıcı müthiş, harika. Tabii eğer sana göre bir şey bulamazsam ben memnuniyetle kendi... Bunu beğendim. Onu mu? Pinkie Pie bu kadar komik biri olduğundan bahsetmemişti. Ne demek istedin? Çünkü sanıyorum bu bir mutfak havlusu. Ama olsun, yine de senin tarzına çok yakışabilir. Yeteneğimi kullanarak onu muhteşem bir şey çevirebileceğimden eminim. Rarity ve ablam harika şeyler tasarlamak için birlikte çalışıyor. Bu benim geçirdiğim en güzel gün.
Bunların hepsini dikerek birleştirip seveceğin bir şey yapmama ne dersin? Hayır, teşekkür ederim. Bir tane yeter. Medeşal çok yakışıyor, öyle değil mi? Öyle. Merhaba Hemming Bey. Seni gördüğüme gerçekten çok sevindim. Ne söyledi? Merhaba dedi. O da bizi gördüğüne çok sevinmiş. Aa, kuşların dilini bilmeyi çok isterdim. Bu örümcekler sadece Ponyville'de yaşarlar. Biraz ürkütücü görünürler ama gerçekten çok sevimliler. Ve tehlikeli böcekleri birlikte uzak tutarlar. Ben taşa bakıyordum. Aa. Teşekkür ederiz Fluttershy. Şimdi taş şekerlerden en iyi arkadaş kolyesine hangi aromaları koymak istediğini düşünmeye başla. Aa, hayır. Ben arkadaş olduğumuzdan emin değilim. Mettan bir kitap kurdudur. Şiiri çok sever. Bende bir sürü şiir var. Dramatik şiirler okur musun? Veya lirik şiirler? Ben kendi şiirlerimi tercih ederim. Birkaç şiirini dinlemek isterim. Taş. Sen bir taşsın. Gri, sen grisin. Taş gibisin. Zaten öylesin. Taşsın. Binlerce şiir yazdım ben. Gerçekten çok üretkendir. Bir sonraki de taşlar hakkında. Aslında hepsi taşlar hakkında. Taşlar, bunlar benim taşlarım. Tortullar, beni duygusal yaparlar. Pürüzsüz ve yuvarlak, yerde öylece uyurlar. Kahverenginin tonları ve gri. Elma suyu için elma soymayı bitirdin mi Matt? Sanırım bunu bitirdim. Evet, gerçekten çok ilginç bir yöntemle yapıyorsun. Bir tane daha soyayım mı? Hayır, yani yeterince elma oldu zaten değil mi? Yeter. Tadına bakabilir miyiz? Tabii, neden olmasın? Harika! Bu şimdiye kadar içtiğim en iyi elma suyu. Oh, sen ne dersin Matt? Tadı elmaya benziyor. Çok dürüst biri olduğunu söylemiştim. Tıpkı sizin gibi. Evet, neredeyse ikiz gibiyiz diyebilirim. Evet. Evet, bakalım bunu geçebilecek misiniz? Tam anlamıyla muhteşemdi. Harika. Nasıl yaptın bunu? Attım gitti. Sanırım bunu sen kazandın Matt. Kazanmaya pek sıcak bakmıyorum. Harika, hepiniz buradasınız. Matt taş aramak için dışarı çıktı. Yani taş şekerlerden en iyi arkadaş kolyelerimize gereken her şeyi hazırlamamız için mükemmel bir zaman. Sorun ne? Taş şekerden en iyi arkadaş kolyeleri yapmanın zamanı gelmemiş olabilir. Ama neden? Bak hayatım, açıkçası özel bağ kurma geleneğinizi bizimle paylaşman gerçekten çok nazik bir davranış ama... Ama ne? İşin aslı, Med'e yaklaşabilmek için hepimiz çok çaba gösterdik ama yani belki de bazı poniler diğerleri kadar iyi anlaşamıyordur. Çok iyi arkadaş olduğumuzu gösteren bir şey yapmak bize pek doğru gelmedi çünkü biz öyle değiliz. Peki, bana ihtiyacınız olursa 100 kilo taş şekerli ne yapmam gerektiğini bulmaya çalışıyor olacağım. Kendimi çok kötü hissediyorum, çok kötü. Belki de rol yapıp Medley'e iyi arkadaşmışız gibi davranmalıydık. Ama Pinkie Pie'ye kardeşiyle çok iyi arkadaş olmadığımız gerçeğini biz söylemeseydik bence Matt söylerdi. Olabilir ama emin olamayız. O pony bir granitin içine sıkışmış bilmece gibi. Giz
Sam'in içine sıkışmış diyecektin sanırım. Hayır, granit demek istedim. O da bir taş türüdür. Nereden bildiğimi hiç sormayın. İşte başardım. Herkesi birbirine yaklaştıracak şeyi bulmayı başardım. Dev bir aktiviteyle birleştireceğiz ve hep birlikte zevk alacağız. Aa, bütün iyi arkadaşlarım birbiriyle gerçekten çok iyi ve yakın arkadaş olacaklar. Bunları kullanın. Demin de söyledim. Ha? Size göstersem daha iyi olacak. Şunu izleyin. Applejack için elma sosu tüneli. Reality için parlak kumaşlar. Twilight için okuma eşyaları. Fluttershy için hayvanlı oyun. Apple Pie için küçük kekler. Rainbow Dash için de bir yarış. A Pinkie Pie, o ne peki? Taştan bir kaydırak tabii ki. Med için. Önce tırman sonra kay. İçimde çok kötü bir his var nedense. Pinkie Pie, aklın nerede senin? Yok sanırım, değil mi? Dinle, arkadaşlarının benim arkadaşım olması senin için çok önemli, bunu biliyorum. Ama bunun gerçekleşeceğini sanmıyorum. En iyisi ben taş çiftliğine geri dönüp haftanın geri kalanını orada geçirmeliyim. Sizlerle tanışmak çok güzeldi. Pinkie Pie'in böyle arkadaşları olduğunu bilmek beni mutlu etti. Ama daha taş çiftliğinden kolyeler yapmadık ki. Beklemek. Ben de seninle geliyorum. Med'in seyahatini kısa kestiğine inanamıyorum. Bu gereksiz şey yüzünden Pinkie Pie yaralanabilirdi arkadaşlar. Neyse ki Med tam zamanında ona ulaşabildi. Med ne kadar hızlıydı, gördünüz mü? O kocaman kayayı bir vuruşta tuzla buz etti. Öyle bir şeyi nasıl yapabildi ki? Pinkie Pie'in başı dertteydi. Med gerekirse onun için dalları yerinden oynatır. İşte bu. Sanırım sonunda Med'le ortak bir yanımız olduğunu fark ettim. Çok önemli ve çok değerli bir şey. Ancak en yakın ve en iyi arkadaşların birbirleriyle paylaşabilecekleri bir şey. Benimle geldiğin için teşekkür ederim. Taş araştırması seyahatimin ne kadar süreceğini bilemiyorum. Ama yine de seninle vakit geçirebildiğim için çok mutluyum. Ben de öyle. Herkese bu kadar baskı yaptığım için özür dilerim. Sadece Muhteşem ablamın bütün arkadaşlarımın tanımasını istemiştim. Ha? Siz ne arıyorsunuz burada? Pinkie Pie, Med'le hemen bağ kurmayarak kalbini kırdığımız için çok özür dileriz. Ve Med, Pinkie Pie'in moralini düzeltmenin tek yolunun Ponyville'den erken ayrılmak olduğunu hissettirdiğimiz için de üzgünüz. Pinkie Pie'i ne kadar çok sevdiğini gördük. Kendi gözlerimizle. Pinkie Pie'in mutluluğu senin için olduğu kadar bizim için de önemli. Bunu daha erken göremediğimiz için üzgünüz. Bizi yakınlaştıran ve aramızda bağ oluşturan şey aslında hepimizin Pinkie Pie'ye duyduğu sevgi. Aa, yapmayın. Bana sorarsanız bu muhteşem bir ortak nokta. Sen ne dersin Med? Olur. Sorun ne? Üzgünüm hayatım. Hepimiz Mad'ın bundan daha çok heyecan duyacağını düşünmüştük. Şaka mı yapıyorsunuz siz? Ben onu hayatım boyunca bu kadar heyecanlı görmemiştim.
Fark ettiniz mi bilmiyorum ama ben bir şeylere karşı duyduğum heyecanı kardeşimin yaptığı şekilde ifade etmiyorum. Fark ettik. Ve bu bizim için hiç sorun değil. Evet, doğru. Matt, giderken yanında götürebileceğin bir şeyler vermek istiyoruz. Böylece Ponyville'deki arkadaşlarını hatırlarsın. Teşekkür ederim. Gitmeden önce bütün şekerleri yememeye çalış. Bunların hepsi Pinkie Pie'in sana yolladığı kolyeler mi? Hı hı. Ve hiçbirini yemedin öyle mi? Aslında şekeri pek sevmem. Ama Pinkie Pie'yi çok seviyorum. Hmm.